sok. Ne yapıyorsun burada Yusuf? Ne işin var senin burada? Yusuf, evet yanıt bekliyorum, sana soruyorum. Ne işin var senin bu kadının evinin önünde? Bunca yıllık karından gizli ne iş çeviriyorsun? Kerime, bir düşün bakayım, ne arıyor olabilirim burada? Ha? Sen bana kızımızı bul demedin mi? Ben de sormaya geldim işte. Yani sen o yüzden... Ne olacaktı başka? Ben senin telefonda konuşurken duydum biriyle. Kerime'yi halledeceğim diyordun. Hı? Sen benim telefonlarımı da mı dinlemeye başladın? Ha? Yetmedi bir de peşime takıldın öyle mi? Kiminle konuşuyordun peki sen? Kime Kerime'yi halledeceğim diyordun? Ya kimle konuşacağım Kerime? Araştırma için tuttuğum adamlarla konuşuyordum. Aman Yusuf Bey gizli kalsın kimse duymasın. Bu süreçten eşinizin bile haberi olmasın dediler. Ama görüyorum ki maşallah eşim hafiyeliğe başlamış bile. Ben seni dinlemedim Yusuf. Ben tesadüfen duydum öyle. Ya Kerime, adamlar zaten araştırıyorlar. Senin de gözün yaşlı kal istemedim. Kızımızın yerini bilse bilse hemşire bilir dedim. O yüzden kalktım geldim buraya. Ya ben senin kaç yıllık kocanım ya. Bana zerre kadar güvenin yok mu be kadın? Yusuf, Yusuf. Tamam, özür dilerim. Bak ben bilmiyordum. Yusuf, ne olur dinle. Ne yaptım ben? Kerime nerede kaldın? Ya öldün burada meraktan. Tam da kızımı bulmaya bu kadar yaklaşmışken. Aferin sana Kerime, aferin. Hayırdır inşallah. Kerime, sen böyle kendi kendine konuşup benimle konuşmuyorsun öyle mi? Aşk olsun sana. Ya ne oldu anlatsana, nedir senin bu halin? Ben çok büyük bir kabahat işledim Nebahat. Yani Yusuf'u hem kızdırdım hem de adamın kalbini kırdım. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yaptın da böyle oldu? Yusuf kızımızı aramaya gitmiş. Ama ben onu orada yani o hemşirenin evinin önünde görünce dedim ki bu adam benim arkamdan bir şey çeviriyor. Yani gizli saklı bir şeyler yapıyor, benden bir şey gizliyor. Orada çok büyük bir tepki verdim. Belki de kadını konuşturup kızımızın yerini öğrenecekti Nebahat. Ben bir çuval incirim berbat ettim. Gerçekten iyi olmamış. Ama bir de işe iyi tarafından bak. Aman iyi tarafı mı var Nebahat? Öyle söyleme. Şimdi sinirlendi diye kızını aramaktan vazgeçecek hali yok. Ya elbet siniri geçince gidip bulacak kadını, konuşturacak. Kızını da alıp sana getirecektir. İnşallah Nebahat. İnşallah. Bir an gerçekten gittin sandım. Kerime'den kurtulmak için yaptım. Bu defa gerçekten çok sinirlendirdi beni. Ya kadın işi gücü bırakmış, beni takip etmiş ya. Ben sana dedim ama değil mi? Bir anne evladını asla bırakmaz. Dedin de artık bu mesele kabak tadı vermeye başladı. Ne yapacaksın peki Yusuf? Artık bir karar vermemiz lazım. Yoksa ikimiz de yakalanacağız. Bilmiyorum. Ama artık bu meseleyle uğraşmak istemiyorum. Kökünden halletmem lazım.